A noktasının B noktasına göre simetriğini hemen alalım. 3'ten 4'e 1 artmış. 1 daha artırırsak 4'ten 5'e çıkacak. 2'den 4'e 2 artmış. 2 daha artırırsak 4'ten 6'ya çıkacak. Demek ki A noktasının B noktasına göre simetriği 5-6 noktası bu noktada bu doğruyu sağlıyormuş. Demek ki doğrudaki X yerine 5, Y yerine 6 yazabiliriz. Yazalım. 2 kere 5 10, 3 kere 6 18. Artı C eşittir 0. Burası eksi 8 yapıyor. Demek ki C 8 olmalı ki sonuç 0 olsun. 2'den 6'ya 4 artmış. 6'dan 4 daha arttırırsam 10 elde ediyorum. Apsisi de K olsun. K'ya 10 noktası doğruyu sağlıyor. X yerine K, Y yerine 10 yazabilirim. 3K, eksi 10, artı 22 eşittir 0. Eksi 10, artı 22, 12 karşıya attım. Eksi 12, 3'e böldüm. K'yı eksi 4 bulduk. Demek ki bu nokta eksi 4'e 10 noktası. 4'ten eksi 4'e 8 azalmış. O halde B'ye gelene kadar bunun yarısı 4 azalması lazım. 4'ten 4 azalırsa M eşittir 0. A noktası 4'e 2 burası olsun. A'nın orijine göre simetri de C'ymiş. O da burası. X eksenine göre simetri de B'ymiş. Koordinatlardan burası 4, 2, x eksenine göre simetri alınıyor. Burası eksi 2. Yine orijine göre simetri alındığından burası da eksi 4 oluyor. Taban bakın eksi 4'ten 4'e kadar 8 birim. Yükseklikte 4 birim. O halde alan 8 çarpı 4 bölü 2'den 16 birim kare. 3, 4 noktasının x eşittir 6'ya göre simetriyi x'lerdeki artışa bakıyoruz. Artı 3, 3 de artıralım. Apsis 6'dan 3 artınca 9 oldu. Ordinat değişmiyor. Demek ki B noktası 9'a 4. B'nin y eşittir eksi 2'ye göre simetriyi bu sefer ordinatlara bakıyoruz. 4'ten eksi 2'ye 6 azalmış. 6 daha azaltırsak eksi 2'den 6 azalttığımızda Eksi 8, absis değişmiyor, 9. Demek ki C noktası 9'a eksi 8. Y eşittir x'e göre simetri aldığımızda yer değiştiriyorduk. Yani B noktası 4'e 6 oluyor. Şimdi B'nin C'ye göre simetrini alacağız. Onda da D'ymiş. Buralar eşit. 4'ten eksi 4'e 8 azalıyor. 8 daha azalırsak eksi 12. 6'dan 2'ye 4 azalıyor. 2'den 4 daha azalırsak eksi 2. Demek ki D noktası eksi 12 eksi 2. Bizden BD uzaklığı isteniyor. 4 eksi eksi 12. 16'nın karesi. 6 eksi eksi 2. 8'in karesinin karekökü. Burada k, 2k, k kök 5 üçgenindeki Pisagor oluşuyor. Dolayısıyla cevap 8 kök 5. A noktasının orijine göre simetri B noktasıymış. Orijine göre simetride işaretleri değiştiriyorduk yani eksi 5, eksi 12. B noktasında x eksenine göre simetrini alacağız. Bu da C noktasıymış. X eksenine göre simetri aldığımızda Y'nin yani ordinatın işareti değişiyordu. Dolayısıyla eksi 5'e 12 oldu. C'nin de Y eşittir. Eksi X'e göre simetriğini alacağız. Bu da D noktasıymış. Y eşittir. Eksi x'e göre simetride hem yer hem işaret değiştiriyorduk. Yani 12 eksi 12 olup sola gelecek. Apsis olacak. Eksi 5 de sağa gelecek. 5 olacak. Yani ordinatta 5. İşte bunlar x ile y'ymiş. Bunların toplamı isteniyor. İstenen 7. Alan istendiği için bunu koordinat sisteminde yapalım. A noktası 6'ya 4. Şurası olsun. Y eşittir eksi 2 doğrusuna göre simetri alacağız. Y eşittir eksi 2 de burası olsun. A'nın simetriğini alıyoruz. Aynı mesafede gitmemiz gerekiyor. Elde ettiğimiz nokta B. Y eşittir eksi 2 olduğundan burası eksi 2. Bakın şu mesafe 6 birim. 6 birim de aşağıymış oldum. Yani Eksi 2'den 6 daha inersem burası eksi 8. A'nın x eşittir eksi 2 noktasına göre simetriği de C'ymiş. x eşittir eksi 2 doğrusu da burası olsun. Bu noktanın adı da C noktası. Burası eksi 2. Şimdi bu mesafeye bakalım. Şuraya kadar 6, buraya kadar 2, 8 birim. Dolayısıyla x eşit eksi 2'ye göre simetri aldığımda bir 8 birim daha gitmem gerekiyor. Eksi 2'den 8 daha sola gidersem nereye geliyorum? Eksi 10'a geliyorum. Şu an ABC üçgenimizi artık belirledik. Bakın taban 16. Yükseklik 6 6'da 12 bölü 2. 16 2'ye böldüm. 8 8'de 12'yi çarparsam 96 birim kare. 2, 4 noktasının y eşittir x'e göre simetriyi yerlerini değiştiriyorduk. 4'e 2. B noktasının x eşit b doğrusuna göre simetriyi de aynı noktaymış. x eşittir k doğrusuna göre simetriyi tekrar hatırlayalım. Bu tip doğrulara göre simetri aldığımızda dikkat ederseniz ordinat değişmiyor. Absis değişiyor. Bu x eşittir b doğrusu olsun. B noktasının simetri 4, 2 noktasıymış. Ordinat değişmeyecek. Demek ki B noktasının ordinatı 2. O halde B eşittir 2. Dolayısıyla X eşittir 2 doğrusu. A ile 4'ün toplamının yarısı da X eşit 2 üzerinde olacağı için 2'ye eşit olmalı. Çünkü orta nokta. 4 artı A bölü 2, 2 ise 2'yi karşıya attığımızda eşittir 4. Demek ki A eşittir 0. O halde A artı B 0 artı 2, 2.